Nerede bu? Annem açmıyor işte ya. Kızım açmıyor ya. Ay çalıyor çalıyor. Ya sizden ne çekeceğim ben ya? Biriniz mantar gibi kayboluyorsunuz. Biriniz çıkıyorsunuz. Ne yapacağım? Tasmayı takacağım sizin kafa... Ay üç tane olunca bir kafa karışıklığı oluyor ama... Benim evhamım son derece moderniz. Onur'la evlilik meselesini konuştunuz herhalde değil mi canım? Konuştuk. Ben sana konuştuklarımızı anlatırım anneciğim. Ne konuştunuz? O zaman kendine de torunuma da iyi bak. Hadi tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Hoşça kalın sonra. Hoşça kalın. Beklemeyecek halim yok. İyi günler. Tekrar geçmiş olsun. Ben. Görüşürüz. Hoşçakalın. Beklettik de sizi kusura bakmayın. Bire. Neredesin? Ya hastanede kaybolmuşum ya. Niye açmıyorsun telefonunu? Ha? Göstereceğim sana. Oradan gitmeyin. Şurada. Yolu uzatacağız ama boş ver. Karşılaşmayalım. Modern herkes. Ya bu sözleşme işini ne yaptın oğlum? Halledebildin mi? Halledemedim daha baba. Ay inanmıyorum. Al işte niyetleri buradan belli. Boşanacak olmak işine gelmedi tabii. Ya bu kız benim düşündüğümden daha dişli çıktı. Pek de kolay yanılmam ama. Ne istiyorsan vereceğiz deseydin. Anneciğim mesele para değil. Para değilse ne oğlum? Siz merak etmeyin halledeceğim. Onurcuğum lütfen. İstirham ediyorum bir an önce oğlum lütfen. Lale ne dedi? Söylesene kızım. Konuştuk işte bir şeyler anne. Kızım işte ne konuştunuz? Yani evlilikle ilgili ne dedi? Böyle güzel şeyler mi dedi yoksa kötü bir şeyler mi söyledi? Aslında pek konuşamadık. Yani ben böyle fena olunca hemen kalktık. Ay senin ağzından da lafı oltayla çekiyorum yani. Ya ne olacak dedi, nasıl olacak dedi. Çok güzel olacak. Sen ne düşünüyorsun diye sordum. Çok iyi şeyler düşünüyorum. Evlensek nasıl olur acaba dedi. Bak farkında mısın? O da yola gelmeye başladı. Anne bak daha tam konuşamadık, daha konuşacağız. Ha. Ama lütfen sen de üstüme gelme. Ay tamam. Ay ne lazım? Ay ben zaten o kadar yoğunum ki. Sizin şey... Kız! Nergis ne oluyor sen? Niye askı yutmuş gibi böyle sırıtıyorsun kız kendi kendine? Şu hale bak ya. Biri böyle, biri değil. Lale? Senin neyin var? Ne öyle kara kara düşünüyorsun? Yok bir şey abla. Nasıl yok bir şey? Bak bakayım onu. Kimsin sen? Ha? Yazık kalbini mi kırdın? Onur mu? Ha? Ne dedi? Ters bir şey mi söyledi? Lale. Ha siz en son buluştuğunuzda ne konuştunuz ayrıca? Sen bana anlatmadın. Bir anlat bakayım. Anlat. Evlenmek istediğini söyledi benimle. He? Ama bir şartla dedi. 6 ay sonra yani çocuk doğduktan sonra boşanmak kaydıyla. Bir de evlilik sözleşmesi hazırlamış. Ay terbiyesiz. Alsın o sözleşmeyi var ya. Aynen. Aynen. Bir de nasıl kibirli, nasıl ukala. Ne zannediyorsa kendine. Zanneder. Bunlar zanneder ablacığım. Şişt, Lale, bana bak anneme bir şey söylemedin değil mi? Hayır ya söyler miyim? Aman ablam ha sakın bir şey söyleme. Vallahi gider o şirketi Onur'un kafasına geçirir. Ortalığı da alt üst eder ha. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Ve sen ondan bu kadar çok üzüldün. Ondan böyle fenalaştın. Kıyamam ben sana. Ah be yavrum ya. İşte. Parayla pulla adam olunmuyor demek ki. Hani böyle böyle boyuna posuna bakınca da adam zannetmiştim. Aç aç. Belki aklı başına gelmiştir ha. Aç. Onun mu aklı başına gelecek hiç sanmıyorum ya. Ne yapacaksın Lale? Mecbur açacaksın çocuğunun babası. Aç. Aç sen. Aç. Efendim. Lale merhaba nasılsın? İyiyim. İyi olmanı sevindim. Sağ ol. Bugün olanlar için üzgünüm. Düşüncesiz davrandım.
Sebep olduğum şey için de senden özür dilerim. Yaşananlar senin için de hiç kolay değil. Bunun da farkındayım. Bunu nihayet fark etmene sevindim. Bugün evlenmemizle ilgili söylediğim şeyleri tekrar düşünmeni istiyorum. Hem bizim hem de ailelerimizin üzülmemesi için en mantıklısı evlenmemiz. Yani en azından bebek doğana kadar. Sözleşmeye gelince, sözleşme tamamen ailemin fikriydi. Onlar da durumu bir şekilde kontrol altına almak istiyor. Sonuçta birbirimizi hiç tanımıyoruz. Anlayışla karşılayacağını umuyorum. Anladım. Tamam, ben düşüneceğim. Tamam o zaman, senden haber bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kız ne dedi bu kadar çok? Özür diledi. Hı? Aferin. Bak ben sana dedim, aklı başına gelmiş. Zor bir Lale. Onun için de çok zor. Kolay değil. Erkeklerin hepsi böyle. Hele evlendikten sonra bir de çocuk oldu mu? Onlar daha hala kendilerini çocuk zannediyorlar. Bir de daha sevgili de değilsiniz. Ben neyin içine düştüm ya? Lale. Bak. Ablam. Bence de en doğrusu evlenmeniz. Bak karnındaki çocuğunu düşün. Annemi düşün. Konu komşu ne der sonra ya? Hoş. Annem hepsinin ağzını bir güzel kapatır ama. Abla ben biraz yalnız kalayım da düşüneyim. Odama çıkıyorum. Tamam, tamam abla. Hadi sen düşün, hadi. Abla, nasılsın? Daha iyisin inşallah. İyiyim ablacığım. Peki teyzesi nasılmış? Güzel kızım nasılmış? Oo. Sen de mi kız olacağını hissediyorsun? Ha. Hayır efendim. Kız olmayacak. Ben erkek torun istiyorum. Ay yeter artık, kızdan kız buramıza kadar dolduk. Benim torunum erkek olacak ve ben onu kendi ellerimle büyüteceğim. Herkese de göstereceğim bir erkek nasıl yetiştirilirmiş. Yürü be anne. Böyle hiç yakıştıramıyorum senin ağzına bebe. Hadi, hadi oturun. Hadi. Ay ben yoruldum artık. Hadi ses koyun. Oo. Ay. Hadi. Ay rejimdeyim, bana bunun yarı. Bebeğimiz gayet sağlıklı görünüyor. Çok şükür. Bir kalp atışlarını dinleyelim. Bu ses kalp atışları mı? Evet. Bebeğin babasısınız herhalde. Evet babasıyım. Bakalım cinsiyetini görebilecek miyiz? Aa, öyle erkenden görebiliyor muyuz? Evet evet görebiliyoruz. Tabii gösterirse. Gösterir herhalde. Efendim Lale. Günaydın. Günaydın, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ben bir karar verdim ve bunu sana söylemek için aradım. Evlenmeyi kabul ediyorum. İstediğin zaman da sözleşmeyi imzalarım. Bunu duyduğuma çok sevindim. O zaman benim birkaç toplantım var. Onları halleder halletmez seni ararım. Anlaştık mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kal.
Günaydın abla. Günaydın abla. Nasılsın? Bugün daha iyisin ha? İyiyim, iyiyim. Lale, ne oldu ablacığım? Bir şey mi söyleyeceksin? Söyle. Heh. Abla. Hı. Ben şimdi düşündüm, taşındım. Evlenmeye karar verdim. Ay. Ay benim koca yanım. İyi düşünmüşsün, iyi yapmışsın abla. Yani hem annem için hem de bebeğim için bunu yapmak zorundayım. Ay senin annelik duyguların mı kabardı? Ay senin annelik duyguların mı başlamış? Canım benim. Ay. Ama bak annem bu sözleşme hakkında hiçbir şey bilmeyecek, gebertir. Tamam tamam, merak etme, ikimizin arasında. Kız. Kız sen şimdi gelin mi oluyorsun? Kız sen şimdi gelin mi oluyorsun? Ay benim Lalem gelin mi oluyor? Ha? Benim kızım gelin mi oluyor? Yok ben ya. Anne. Ay yavrum benim. Ay hep aptal kalacağım sandım. Ay akıllanmışsın. Ah güzelim. Güzel kızım benim. Ya çok mutlu ettin beni. Ay o kadar bak tüylerim diken diken oldu. Ablam benim ya. Çok heyecanlandım şimdi. Ay canım benim. Ha, ne yapıyoruz şimdi? Sevdiklerim benim. Efendim. Lale merhaba. Ben saat 6 gibi müsait olacağım, senin için uygun mu? Uygun. Aynı yerde buluşalım mı? Olur, buluşalım. Tamam, o zaman orada görüşürüz. Görüşürüz. Kiminle konuştun yavrum? Onur. Buluşmak istiyor da. Tamam, buluşun. Zaten evlenmeye karar vermişsiniz. Bence bir an evvel istemeye gelsin, olsun bir iş. Benim öyle söylediğimi söylesen. Aa anne. Öyle hemen gelsinler, istesinler olur mu ya? Daha bizim hazırlığımız falan var. Yani... Hadi böyle mobilyaları falan değiştirmemiz zor ama evi şöyle güzelce bir temizlememiz lazım. Hayır, üstüne duvarları şöyle güzelce silip, ya halıları iyice böyle bir sudan geçirip, şöyle halıları sulu 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 ya güzel bak, bir temizlik. Allah aşkına. Ama anne bunların toplamı için bir haftaya ihtiyacım ne var. Hiç öyle bir şeye ihtiyacım yok. İki günde hallederiz. Kaç kişiyiz ayol? Hay Allah aşkına, önemli olan ne giyeceğimiz bizim. Bir elbise, bir ayakkabı almamız şart. Hele de şu ablama. Allah'ım, bu zengine kız vermek ne kadar zor bir şeymiş ya. Her şeyi yapacağım. Her şeye yetişeceğim ben. Bak, mesela davet kaç kişi gelecek acaba? Davette verilecek yiyecekler falan. Ah, ateş bastı beni. Bak bir anda şu çşşş diye. Anne. Ay. Dur, ben çıkar. Çıkar, çıkar. Ay. Ya anne, telaş yapmana gerek yok. Gerek var. Kaç kere evleniyorsun? Kaç kere seni istemeye gelecekler? Bir kere ben yapayım. Ben elimden geleni ardıma koymayayım. Sen istersen beğenme, çöpe at yavrum, bu kadar. Vay be, yürü be annem. Kız bak, o salak cümleyi bir daha söylersen seni de ağzının ortasına yersin bu terliği. Yürü be anne. Tamam anneciğim, tamam sakin ol. Yürü be anne. Ne yapıp edip bu kızın adresini öğrenmemiz lazım yavrum. Anneciğim, kız seni tanımaz etmez. Kız sana adresini neden versin acaba? Acaba? Neden versin acaba? Merak etme Erol'cum, merak etme. Anneciğim bunları da düşündü. Ay maşallah yani Erol, maşallah sana. Yani senin düşünmediğin, düşünemediğin ne varsa hepsi benim bu güzel kafamın içinde yani. Maşallah anneciğim. Aa anne, o ne? Ta-ta-ta-tam. Ay. Şimdilik bu kadar yeter. Bunu bir güzel bozdurursun, tamam mı?
İyi bir fiyattan versin. Bak bütün düğün alışverişlerimizi, her şeyimizi sizden yapacağız de. Tamam mı? Hadi piyasayı araştır bir güzel. Tamam tamam, sen merak et. Anne. Abi böyle baykuş gibi bakınca mutlaka kötü bir şey söylüyor. Anne, şimdi sen bu yeter dedin ama daha Lale'nin çeyiz alışverişi var. Var. Her şeyi yapacağım. Hiçbir şeyden eksik kalmayacağım kızım. Merak etme sen. Ay anne, ne çeyizi Allah aşkına? Koskoca Sarıhan ailesine gelin gidiyor kız. Olsun canım, yine de 3-5 bir şey hazırlamak lazım. Ben kendime laf söyletmem, tamam mı? Ben yapayım de. Anne, öyle çeyize falan gerek yok. Ne diyorsun kızım ya? Zaten saçma bir şekilde çok ani oldu. Yani anne, sanki bizim aldıklarımızı kullanacak ablam. Ay niye kullanmasın canım? Bir kere çok güzel şeyler var, kampanyalar var. Harika çeyiz takımları var hakikaten. En önemlisi çatal bıçak takımı. Tamam mı? Bilmem kaç parça, şak diye gösterdik ve en ağır çeyiz oldu. Ay anne, o porselenlerden de alalım ha. Değil mi? Çatal bıçak şart. Anne olur olur. Bak, 24 tam. Alo, iyi günler. Buyurun. Efendim, ben sizi Gümüş Sandık Çeyiz mağazasından arıyorum. Ve de tebrik ediyorum. Çünkü bizden tam 61 parçalık bir çeyiz seti kazandınız. Çeyiz seti mi kazandım? Ne? Ah! Dinliyorlar bizi herhalde. Nasıl yani? Ben oradan alışveriş yapmadım ki. Yapmadınız mı? Tamam işte. Bundan sonra yaparsınız. Hanımefendi, siz bizim ürünlerimizle tanışın diye, bundan sonraki bütün alışverişlerinizde bizi tercih edin diye siz kazandınız. Tebrikler. Yok, ben istemiyorum çeyiz takımı falan. İstemiyor musunuz? Aa, bedavadan hediye istemez mi canım? Şimdi lütfen ben sizin adresinizi alayım. Size ürünlerimizi göndermek istiyoruz. Ve karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ne münasebet canım? Neden adresimi vereyim size? Ne diyor kızım? Söylesene be. Gümüş sandık mı ne? Hediye çeyiz seti falan. Anlamazsın, benimle konuşun. Nereden arıyorlar? Hediye kazanmışım. Alo, efendim buyurun. Bana anlatın derdinizi. Dinliyorum. Alo, iyi günler. Efendim, hanımefendi bizden, yani Gümüş Sandık'tan çeyiz seti kazandı. Hem de tam 61 parçalık. Eğer bana adresinizi verirseniz size ürünleri göndermek istiyorum efendim. Karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Tabii. Yalnız ben önce bir şey sorayım size. Siz dolandırıcı mısınız? Hayır efendim, dolandırıcı falan değiliz. Niye bedavaya gönderiyorsunuz kardeşim? Allah Allah. Hay bak, şöyle anlaşalım. Siz getirin takımı. Bırakın kapının önüne. 5 kuruş istemeyeceksiniz yoksa karakolluk oluruz. Ben belayımdır ona göre. Hayır efendim, merak etmeyin. Adresinizi alabilir miyim lütfen? Tabii ki verin. Yazın. Veriyorum. Adresi? Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür. Tekrar tebrikler. Tekrar tebrikler. Hoşçakalın. Ay! Ay! Adresi alacağım diye göbeğim çatladı. Öf! Anne, ben bile inandım. Bu nasıl bir profesyonellik? Ne bu ya? Ne de olsa eski mesleğim yavrum. Ne senin eski mesleğin? Dolandırıcı mıydın sen? Ay saçmalama Erol. Ben eskiden çeyizcide çalışıyordum. Çeyizcide mi çalışıyordun? Evet. Babanı nerede tavladım sanıyorsun? Anne, neler duyuyorum. Sen babamı çeyizcide mi tavladın? Evet. Baban o zamanlar babaannenle böyle yüklü bir alışveriş için gelmişti. Zaten ilk o zaman dikkatimi çekti benim. Ay tabii, baban o zamanlar başka bir kadınla evlenme hazırlığındaydı. Başka... Yavaş. Ay. Ay. Geçmişimdeki bütün sır perdesini aralamışım. Erol. Gözlerimin içine bak. Unut bunları, tamam mı yavrum? Yola bak şimdi. Yavrum, şimdi beni eve bırakıyorsun ve hemen bu adrese gidiyorsun, tamam mı? Anne, tanımadığım adrese gidip ne yapıyorum acaba? Adres tespiti yapıyorsun yavrum. Kız hakkında, ailesi hakkında her şeyi araştırıyorsun. Ama çaktırmadan, tamam mı? Tamam, hafif olduk sayende, tamam. Ben sonra ne yapacağımız konusunda seni bilgilendireceğim. Şimdi üst üste anlatıp fazla yükleme yapmak istemiyorum kafana. Ay abla, olaya bak ya. Annem sana evlen diyor, hamile kalıyorsun. Çeyiz diyor, çeyiz seti kazanıyorsun ha. Ay maşallah de kız, nazar değdireceğim. Ay maşallah maşallah. Dur, deyin de bana da gelsin. Geç. Sakın değme ablana. Bir evim tane yeter. Maşallah maşallah.
Dışı sizi, içi beni. Hadi oyalan da sen de bir an evvel ver. Düşük fiyata bozdurmazsa, tamam mı? Bir araştır piyasayı. Sıkı sıkı. Tamam. Tamam anneciğim. Hadi hoşçakal. Hadi görüşürüz. Hadi dikkat et ha. Tamam. Sen de yayılma. Hadi bir an evvel toparlanalım. Şu işleri halledelim. Siparişleri verdikten sonra eve gidelim temizlik yapmaya. Anneciğim. Ay annem, senin dert ettiğin şeye bak ya. Bak şimdi ben var ya kurtuluşa hıslanıp bir kurup 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 dursam bir günde fıtata da evi temizlerim ha. Hiç merak etme sen. Allah yardımcınız olsun. Amin annem, ama iyiydi böyle be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.